Bugün tek başımayım. Bir takım indireceğim. Canlı kolyoz yakaladım 4-5 tane. Bu sefer az geliyor. Vallahi çaparıyı dolaştıracak diye korktum ama. İnşallah dolaştırmamıştır. Bir sürü daha bulduk. Yine indirdik üstüne. Yine doldu. Zaten bu son artık. Yeter. Şimdi devam edeceğiz. Felaket kolyoz var. Yemin ediyorum burada duracağım. Herhalde 100 kilo yakalarsın 4-5 saatte. Saçak olmuşlar yemin ediyorum. Gül demedim. 4-5 tane. Çok kötü yandan dalgalıyorum. Normalde şu an elektronik çapadayım. Ama akıntıyla dalga yönü çok farklı. Bayağı bir yandan dalgalıyorum. Bir saat kadar avlanacağım. Bugün kızım Eylül ve oğlum Güven için denizdeyim. Eğer güzel bir balık yakalarsam kesinlikle iade edeceğim. İsterse 50 kilo olsun, isterse 1 kilo olsun hiç fark etmiyor. Kiloya bakmayacağım. Balığın çeşidine bakmayacağım, türüne bakmayacağım. Ne yakalarsam iade edeceğim denize. Bu balığı bırakıyoruz. Çok güzel, kalın bir balık. Erkek bir balık. Şimdi kamerayı da alıyorum. Sabah gelirken öyle bir anda aklıma geldi. Böyle bir şey yapmak. Bakalım inşallah bir şey nasip olur. Biz de çocuklarımız için doğaya bir balık bırakabiliriz. İnşallah onlar da büyüdüğü zaman benim bıraktığım balığı belki 30-40 kilolarda, belki 50 kilolarda daha büyüklerinde tutmak nasip olur. Biz çocuklarımıza bu serüveni aşılamaya çalışıyoruz. Bu hikayeyi anlatmaya çalışıyoruz. Onlar da inşallah anlıyordur. Biz babadan öğrendik. Eşten dosttan değil. Kıyıda başladık, her yerde başladık. İnşallah bizim evlatlarımız da öyle başlar. Lafı uzatmadan hemen yemi takalım. Şöyle güzel bir kolyoz. Gagadan geçirdik tekiniyi. Sabitledik. Sırtına getirdik. Üçlüyü iliştirdik. Şu şekilde dostlar. Hadi rast gelsin bana. Dur oğlum dur, melek gözünü sıkıştırdım. Kolyoz, sen bu kadar niye heyecanlısın ya? Evet, indiriyoruz. Hadi nasibiyle gelir inşallah. Evet dostlar. Çok güzel bir balık aldım. Büyük ihtimal kuzu. Felaket bir şey. Tek başımayım. Hadi inşallah çıkartırız. 10 kilo üstü olduğunu tahmin ediyorum. Ben balığı kaldıramadım bile. Allah'ım ya, bu ne ya? Allah'ım. Hadi Allah'ım, inşallah çıksın şu balık ya. Thank you.
kaldırmaya başladım. Hava çok kötü. Dalgayı yandan alıyorum. Bu bence onun da üzerinde bile olur. 15'in üzerinde bile olabilir. Vallahi çok büyük oldu. Aa! Sen nesin ya? Felaket yoruldum. Daha balığı belki 20 metre yükseltemiyorum. Evet, biraz bıraktı. Bu ne be? Sakin ol bebeğim. Erkeğim, sakin ol. Çok yordun beni erkeğim. Vallahi çok yoruldum. Ha! Of. Ben yoruldum. Balık yorulmadı. Hadi benim kızım. Yapma kızım, yapma. Yapma hadi. Yapma benim kızım. Gel hadi aşkım. Aşkım gel. Özledim, belimi koparttın, hadi gel. Kol yok, boyun yok, bel yok. Ha. Sen nasıl bir şeysin, beni bitirdin ya. Vallahi bitirdin beni. Ama bıraktın kendini. Ha. Ha. Oh. Hop. 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 Balık gözükmesi lazım. Balık gözüktü arkadaşlar. Çok güzel erkek bir kız o. Gel buraya aşkım benim, gel. Gel. Gel, sana hiç zarar vermeyeceğim. İşte bu beyler. İşte. Bu benim yakışıklım. Of of. Bitti mi lan? Oh. Resmen bitti mi? Heh. Evet dostlar. Balık çok kalın ve çok güzel. O kadar kuvvetliydi ki bitirdi beni, bitirdi. Şu güzelliğe bakın ya. Şu güzelliğe bakın. Hemen iğnelerden kurtarıp balığı daha net göstereceğim size. Arkadaşlar balık bu.
Görüyorsunuz balığın güzelliğini de. Şöyle bir şey. Şöyle güzel bir balık. Bu balığı bırakalım mı dostlar? Çocuklarımıza bir umut olsun ha. Ne dersiniz? Öpüyoruz. Evet abi. Çok güzel kalın bir balık. Erkek bir balık. Haydi. Eylül ve Güven için bu balık bir umut olsun. Hadi paşam benim git. Aslanım. Evet dostlar. Bu balığı bırakıyoruz. Haydi. Eylül ve Güven için bu balık bir umut olsun. Hadi paşam benim git. Aslanım. Onlar için bıraktım bu balığı. Oltaya atarken de öyle söyledim. İnanın 30 saniye demedi. Hatta dedim ki balon mu vuruyor acaba? Şöyle bir yokladım falan. Bir anda takımı boşa çıkarttı. Ama almış balığı. Sözüm vardı. O sözümü tuttum. Çok yorgunum. Bugün eve balık götürmeyeceğim dostlar. Bir balık daha yakalarsam onu da bırakacağım. Hadi bize yaz gelsin. Görüşmek üzere. Kameranın açısını maalesef yanlış yerdeymiş. Dediğim gibi arkadaşlar balığı salarken kamera açısında değilmiş. Balığı tam salarken kamerayı da çekememişim. Ama telefondan canlı yayın yapmıştım. Orada biraz daha net gözüküyor. Araya da onu koydum zaten. Dediğim gibi güzel avdı. Benim için çok özel ve çok güzel av oldu. Çocuklarım için doğaya çok güzel bir balık bıraktım. Hepinize böyle yılda birkaç balığı bırakmanızı tavsiye ederim. Her zaman dediğimiz gibi ne diyoruz? Balık güvertenizden, vicdan kalbinizden eksik olmasın. Bir dahaki avlarda görüşmek üzere.